Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün gül tohumundan nasıl bir yeni gül fidanı elde edilir? Onu kısaca sizlerle paylaşacağız. Burada bizim çok sevdiğimiz beyaz renkli çiçekleri açan bir gül bitkisi ve bunu saksıda yetiştirdik. Hemen saksıyla gösterelim. Bu şekilde şu anda sonbahardayız. Bitki kısmen çiçek açıp meyve bağladı. Ancak gördüğünüz gibi sera ortamında olduğu için sonbaharda da olsa çiçek vermeye devam ettiriyor. Bazı sürgünleri taze ve bu şekilde çiçekler oluşturuyor. Şimdi bu bitkinin oluşturduğu meyvelerden bakın arkadaşlar şu şekilde yuvarlak oval meyveleri oluşuyor. Gül çeşitlerine, türlerine bağlı olarak farklı şekillerde de oluşturduğu meyveler mevcut. Ancak bizim gülümüz bu şekilde meyveler oluşturmuş. Bunlar olgunlaşmış değerli arkadaşlar. Hemen şurada da var. Ve artık bu meyvelerin içerisinde bulunan tohumlar mevcut ki bu tohumlarla arkadaşlar yeni bir gül fidanı üretebiliriz. Şimdi onu göstereceğiz. Birkaç tane alacağız arkadaşlar. Bunların içini açıp tohumlarını katlama yöntemiyle nasıl kolaylıkla çimlendirip yeni bir filiz şeklinde gül haline getirebiliriz. Kısaca onlardan sizlere bahsedeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, bitkinin tohumunu aldık ve kesitini gösterelim. Hemen içini açtık. İçinde şu şekilde küçük tohumlar mevcut. Oldukça sert yapıda. Bunların çimlenmesi çok uzun sürebilir. Normal toprakta falan çimlendirmek oldukça güç. Ancak bazı yöntemlerle kısaltabiliriz. Ne kadar? Yaklaşık 1-1,5 ayda filiz şeklinde yeni gül fidanları elde edebiliriz anlatacağımız yöntemle. Öncelikle arkadaşlar bu fidanımızdan kopardığımız meyveleri ikiye bölüyoruz. İçerisindeki çekirdekleri, tohum bunlar, üretim materyali. Çıkardıktan sonra bir kabın içerisine su dolu dolduruyoruz ve yaklaşık 2 gün boyunca bekliyor arkadaşlar. Tohum iyice şişiyor ve bu şekilde ekime hazır hale geliyor. Ekim için perlit kullanmamız lazım. İşte gösterelim hemen yakından. Bu tarım marketlerden rahatlıkla bulabileceğiniz pomza taşından yapılmış, su tutma kapasitesi yüksek, bitki köklendirme ortamı olarak kullanılabilecek bir malzeme. Dediğimiz gibi tarım marketlerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bunu bir kabın içerisine koyuyoruz ve 2 gün boyunca su içerisinde bekletmiş olduğumuz tohumları alıp uygun şekilde bu perletin içerisine şu şekilde serpiştiriyoruz arkadaşlar. Üste kalan tohumları almıyoruz. Bakın burada bazı üste kalan tohumlar var. Onlar tam olgunluk aşamasına gelmemiş durumda. Koyduktan sonra arkadaşlar bunu bir sprey yardımıyla iyice suluyoruz. Perlit sürekli bitkinin tohumlarını nemli tutacak. Nem ortamı sürekli olacak. Ve bu şekilde normalde 2,5-3 ayda çimlenen gül tohumlarını biz bu yöntemle 1-1,5 ayda, yani 40 günde ortalama rahatlıkla kök ve yaprak kısmını, taslaklarını oluşturup yeni bitki olacak şekilde yetiştirmiş olacağız. Ve bunun üzerine bir poşette kapatıyoruz arkadaşlar. Bir lastik bantla da sabitleyip bu şekilde uzun süre nemli kalmasını sağlıyoruz. Ve dediğimiz gibi 1,5 ay gibi kısa bir sürede çimlenmesini sağlıyoruz. Perlit bulamayanlar içinse arkadaşlar buna benzer bir basit yöntem daha. Bir peçete üzerine gördüğünüz şekilde tohumları yerleştiriyoruz. Daha sonra fıs fısla hafif sulayıp bunu katlıyoruz ve yine kilitli bir poşet içerisine koyup bunun yine 1-1,5 ayda filiz verip fide haline gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra toprakta yetiştiriciliğini yapıyoruz. Gül tohumundan gül elde etmek ve daha erken zamanda kısa sürede yeni bitki oluşturmak için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Ancak arkadaşlar dediğimiz gibi gülleri çelikle köklendirmek çok daha uygun. Bununla ilgili de yine çelikle köklendirmede kullanılacak hormon niteliğindeki ev yapımı büyütücülerle birlikte nasıl yapıldığında videomuzu hazırlıyoruz. Kısa süre içerisinde
İnşallah kanalımızda yayınlayacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.